Herkese selamlar dostlar. 23 ve 24 Temmuz iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Toplamda 2 güne toplam 7 tane mücadele seçtim. 3 tanesi 23 Temmuz'a, 4 tanesi de 24 Temmuz'a. Öncelikle arkadaşlar muazzam bir girişimiz var. Maşallah diyelim, nazar değdirmeyelim. Ekrana verelim öncelikle. 20 ve 21 Temmuz iddia tahminlerinde başarılı olduk arkadaşlar. Sizlere önerdiğim kombine başarılı oldu her ikisi de. Baktığımız zaman KG var olsun, taraf olsun. Galatasaray mücadelesi olsun. Maç sonu 1 2,5 üstüne kadar her şeyini değerlendirdik biz zaten. Değerlendiren arkadaşlara kombinelerde öncelikle tebrikler tebrikler diliyorum. Sonra baktığımız zaman da diğer ekran görüntümüz ekrana gelsin. Tüm maçların tahminleri arkadaşlar. Ben sizlere videonun sonunda zaten birer kombin önerisi yapıyorum bildiğiniz üzere. Fakat ekstradan fazladan maç yorumluyorum. Onların maç yorumlarında gerçekten takip ettiğim, sevdiğim takımlar olduğu için yorumluyorum. Yine güzel sonuçlar elde etmişiz ekranda gördüğünüz üzere. 2 günde toplam sadece iki tane fire vermişiz. Toplamda 8 tane de mücadelemiz gelmiş. Ki fire verenler de yani şans eseri oldu bir diyelim biraz da. Her neyse bunu da gösterdikten sonra maçlara geçelim isterseniz. Maçlara geçmeden önce sizden ricamdır. Lütfen bir detaylı bir dinler misiniz şimdi? Telegram grubundan bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar dün Telegram grubunda öyle bir şov yaptık ki ben ve Çağrı arkadaşımız özellikle özellikle kendimden bahsedeyim şöyle. Kızıl Yıldız mücadelesi vardı. Ben dedim ki bu maçta ilk yarıdan bir tane gol çıkar. Maç hızlı. Hop ilk yarıdan zaten bir gol geldi. Kazandık. Dakika zaten erken geldi. Buradan vonladık. Ben maçın 2.5 üste gidebileceğini düşünüyordum. 1.47 orandan verdim. Yine aynı şekilde bunu verdikten sonra da Deplasman'da 0.5 üst verdim. 1.60 gibi orandan. Yine aynı şekilde bu da arkadaşlar her iki bahsimizde şöyle göstereyim. Sı deplasman 0.500. Maç sonu 2.500. Her iki bahsimizde kazandı. Ondan sonra Malmö mücadelesi vardı. Malmö maçını izliyordum. Dedim bu biraz riskli dedim. Fakat Malmö atarsa buradan atacak dedim. 1.65 gibi oranlan Malmö'nün bir golüne daha girdim. Ve arkadaşlar Malmö oradan kazandı. Ve ben şunu ekrana getiriyorum. Eseceğiz. Eseceğiz. Eseceğiz, Eseceğiz diyerekten de devam ediyorum. Galatasaray mücadelesi vardı aynı şekilde. Galatasaray'ın ilk yarısını izledim. Hatta gol verdikten sonra ilk yarı bir buçuk üst verdikten sonra iki tane gol çıktı. Maç bir anda 2-1 oldu. İlk kere bir buçuk üst bahsiniz 1.65 gibi orandan başarılı oldu. Toplamda 5 tane canlı bahis vermişim. Ve dar bültene rağmen yani maçlara rağmen 5'te 5 çekmişiz. Oranlarda gördüğünüz gibi güzel oranlar. Telegram grubuna bu şekilde şov yapmaya devam ediyoruz diyerekten de. Ben bir de şey göstermek istiyorum. Youtube program sonucu şeklinde atmışım. Ve arkadaşlar katıl grubu ekstra kombineler vardı. Hemen ondan göstereyim ben sizlere. Bakın. Malmö maçına ev sahibi 1.5 üst verdim. 1.45 gibi orandan geldi. Varşova mücadelesine de 2.5 üst dedim. O da geldi. Galatasaray maçına da maç sonu 1 2.5 üst yaptım. Zaten videoda da bahsetmiştim yüksek oran şeklinde. Maç 5-1 bitti zaten. Maça hiç girmiyorum zaten. Katıl ekstra olarak tekli olarak verdiğimde geldi. Yani katıl Telegram grubumuzda arkadaşlar güzel bir gün geçirdik. Sizleri de katıl Telegram grubuna bekliyorum hem canlı maçlardan hem de ekstra kombinelerden faydalanmak adına. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Burası da kangal yüksek oran yani 60 TL'lik olan Telegram grubumuz. Buradan sadece zaten o canlı Telegram grubumuza giriyorsunuz. Burada ise sadece yüksek oran denemeleri yapıyorum. Ben şöyle bir tane deneme yaptım. Ekrana gelsin göstereyim hemen. Malmö maçına KG var dedim 1.83 orandan geldi. Galatasaray maçına birden bir dedim geldi. Young Boys maçına ben maç sonu 0 bitebileceğini az çok tahmin ettim. Kafamdaki skor 1-1'di. 2'den 0 olur şeklinde tercih yaptım. Fakat maç direkt 0 bitti. Direkt 0'ını alsaydık da ki alanlar varmış galiba. Şöyle yüksek oran grubumuzda da böyle denemeler yapacağız. Sadece katıl grubuna üye olup topluluk kısmına linke tıklayarak da gelebilirsiniz arkadaşlar. Maçlara geçiyorum ben hemen. İlk mücadelemiz Rostov'la Dinamo Moskova mücadelesi arkadaşlar. Rostov'la Moskova maçına ben ideal bir tercih aldım. Yüksek oran e, yüksek oran tercihi de önereceğim sizlere. Öncelikle Rostov takımına baktığımız zaman da daha defansif bir futbol sergiliyor. Maç ilk başta tutmak isteyecektir diye düşünüyorum. Kendi evinde oynamasına rağmen yine de Rostov takımının çok fazla hücum yapmasını beklemiyorum. Moskova takımı güzel transferler yapsa da güzel transferler yapsa da Moskova takımı Burada Rostov'a karşı zaten favori gösterilmesi gayet normal. Ben idealden zaten bir kombin önerisi yapacağım. Sizlere yüksek oran önerisi olarak burada bir Moskova galibiyeti gelebilir arkadaşlar. Yüksek oran önerisi olarak yapacağım ben bu mücadeleyi. Matsun 2 ve 3 alt yaptığınız zaman da tekli olarak değerlendirmek isteyenler için söylüyorum. Burada 2.50 gibi orandan değerlendirebilirler yüksek oran denemesi olarak. Fakat ben bu mücadelenin... Rostov'un defansif anlayışından dolayı ilk yarıdan 2 gol beklemiyorum. 1.22 gibi orandan kombinemi aldım. Neden bu kadar düşük orandan aldım? Üçlü kombine yaptığım zaman da 2.20 gibi oran 2.17'lik bir oran oluyor arkadaşlar. Ben idealden bu mücadeleyi kombinemin oranı yükselsin diye. Maç sonu pardon ilk yarı 1.5 altına aldım 1.22 gibi olandan değerlendirmek isteyenlere öneririm. Ha yüksek oran denemesi olarak da dediğim gibi Moskova tarafına gittim. Matsun 2 ve 3.5 alt yaptım şöyle biraz daha garanti olsun diye. 2.50 de onun oranı var. Değerlendirmek isteyenlere yüksek oran önerisi de yapıyorum fakat ben burada idealden ilk yarı 1.5 altını değerlendirdim. Geçelim bir diğer mücadelemize. Salzburg'la Sturm Graz mücadelesi. Baktığımız zaman da Salzburg takımında arkadaşlar önemli bir gelişme var. Şöyle bir gelişme var zaten. Zaten Red Bull grubunun Daka arkadaşlarla Leicester City'ye gitti. E, takımın geçen sezon en golcü ismiydi sanırım Daka Salzburg takımında. Eksiği var. Yine birkaç tane daha sakat oyuncusu var Salzburg takımın. Mesela Berisha bu mücadelede olmayacak sanırım Salzburg ekibinde. Dediğim gibi birkaç eksiği var fakat Salzburg'un bu yine maçta favori olmasına, Daka'nın da gitmiş olması tamamen engel değil zaten. Kaliteli bir ekip, zaten bir proje takımı. Sturm Graz'dan bahsedeyim. Fakat şöyle hazırlık maçlarından bahsedeyim ben sizlere bakın. Kendi evinde gerçekten kaliteli ekiplerle oynamış Sturm Graz takımı. Baktığımız zaman şöyle e, ve çok fazla hazırlık mücadelesi oynamış. 9-60, 6-60 bunlara geç zaten. Bir de kaliteli ekip lazım. Kızıl Yıldız mesela burada bir kaliteli ekip olaraktan da gösterebilirim. Ben Sturm Graz tarafından gol bekliyorum arkadaşlar. Ben buradan 2.5 üste gitmekten ziyade 1.33'lük oranı var. Onun yerine karşılıklı gol var bahsine gittim. 1.39 gibi orandan. Ee, Sturm Graz'dan ilk mücadelede gol bekliyorum. Salzburg tarafı da zaten karşılık verecektir ki zaten favori o taraf. Mücadelenin ben biraz golü geçmesini Avusturya'nın açılış mücadelesi zaten bu mücadele. Sturm Graz'ın da ilk maçta kendi evinde biraz daha atak oynayarak da zaten geçmişte oynadığı maçlara baktığımız zaman da Sturm Graz neredeyse Salzburg her zaman gol atmış, yeri gelmiş, yenilmiş, yeri gelmiş, yenmiş, yeri gelmiş, beraber kalmış kendi evinde. Kendi evinde iyi bir başarı göstermiş. Zaten bu tip maçlarda Böyle takımlar büyük takımlara karşı oynarken de ekstra bir psikolojiyle oynuyor. Ben sizlere önerim karşılıklı gol var bahsidir. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Standart Liege Genk mücadelesi. Yine bir yüksek oranla ideal bir tercih yapacağım bu mücadeleyi. Kombineme de aldım aynı şekilde zaten. Üçlü kombine yaptım ben videonun sonunda göreceksiniz. Standart Liege mücadelesini arkadaşlar. Standart Liege arkadaşlar takıma çok fazla katkı yapmadı. Genk takımına baktığımız zaman da geçen sezon zaten güzel bir performans sergilemişti. Sanırım ligi dördüncü bitirmişlerdi 56 puanla. Ben bakmıştım analizimi yaparken. Burada genk takım arkadaşlar açılış mücadelesinde yine galip gelebilir. Çünkü kalite anlamında burada gerçekten bir fark var genk takımına. Ben genkin zaten galibiyeti yüksek oran olarak sizlere önerebileceğim. Hatta şöyle yapayım biraz daha oran yükselteyim. Maç sonu 2 ve 1.5 üst yaptığınız zaman da yine 2.50'ye yakın bir orandan 1.44 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Yüksek oran önerim bu. Fakat ben Genkin bu mücadelede yenileceğini düşünmüyorum. 0-2 şifte şansını aldım. Zaten kombineyi gösterince sizler de anlayacaksınız ki zaten 2.20'nin üzerinde bu oranlarla çıktık. Fakat yüksek oran gitmek isteyenler varsa Genk takımı kadrosunu büyük ölçüde kurdu. Birkaç takviye ile de ilk mücadelesine çıkacak. Yine açılış mücadelesi Belçika'nın. Burada Genk'in bir galibiyeti çok fazla sürpriz olmaz arkadaşlar. Zaten favorisi de o. En az 2 gol atarak da kazanır şeklinde yaparsanız 250-244 gibi orandan tek maç olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Öneriyorum bu şekilde. Fakat ben idealden bu mücadeleye 0-2 çifte şansı yani Genk'in yenilmezliğini alacağım arkadaşlar. Geçiyorum 24 Temmuz'a. İlk mücadelemiz arkadaşlar Hansa Rostock'la Karl Ruher mücadelesi. Ev sahibinden bahsedeyim. Ev sahibi arkadaşlar bu maçta ben sizlere yüksek oran önerisi olarak şunu yapayım. Hatta önce idealden bahsedeyim. Bakın ev sahibi Hansa Rostock geçen sezon ben çok fazla değerlendirdim. Siz muhtemelen çok fazla göremiyorsunuz. Bu ekran biraz alt tarafta kalıyor. Şuradan gösterebilirsem göstereceğim sizlere. var böyle sorunlar diyerekten geçiyorum. En alt tarafta şöyle 10-0'ı görürsünüz belki. Ev sahibi Hansa Rostock birçok hazırlık mücadelesi oynadı ve takım gerçekten hazırlanmış. Her maçta neredeyse galibiyet gelmiş ve her maçta neredeyse 3-4 tane, 4 tane, 5 tane geri gelmiş. 10 tane bile atmış hazırlık maçında. Genelde galip gelmiş güzel bir performans sergilemiş. Deplasmana göre... Neredeyse 3 tane daha fazla hazırlık mücadelesi oynamış. Yani bu takım Hansa Rostock takımının geçen sezonu göre geçen sezon diyorum. Deplasmana göre daha iyi hazırlandığını söyleyebilirim. Burada ne kadar favori deplasman takımı olsa da ev sahibi bir sürpriz çıkartabilir. Fakat ben Karl Ruher takımının da burada bir karşılık vermesini bekliyorum. Onlar da 3 tane hazırlık maçı yaptılar. Zenit'le oynadılar mesela. 3-1 mağlup oldular o mücadelede. Fakat oyun olarak da birçok etkili değiller. Ben burada Hansa Roston geçen sene zonki defansif hataların belki devam edebileceğini düşünüyorum. İdealden bir zaten sizlere karşı gol var tahminini öneriyorum arkadaşlar. 1.50 gibi orandan idealden her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Bundesliga 2'den zaten sadece bu mücadeleyi aldım. KG varı değerlendirebilirsiniz. Eğer yüksek oran istiyorsanız da maç sonu 1 şeklinde bir deneme yaparsanız arkadaşlar Hansa Rostock galibiyetine ben yani bu maçta galip gelebileceğini düşünüyorum. Yüksek oran denemesi olaraktan da Hansa Rosto deneyebilirsiniz diyerekten de geçiyorum. Ama idealimiz KG var tercih olacaktır. Kimki ile Zenit oynayacak arkadaşlar. Bu mücadele Zenit tarafındayım. Şunu söylemek istiyorum. Zenit mücadelesi Sportoto'da var. Sportoto olan mücadeleler gerçekten beni tırstırıyor. Çünkü Sportoto sürpriz çıkabiliyor genellikle haftada 3-4 tane. Onlardan bir tanesi olabilir mi diye düşündüm. Fakat ben çok fazla kimkinin buradan Zenit'e gücü yeteceğini düşünmüyorum. Zenit'te hazırlık maçlarına baktığımız zaman da takıma Zuba falan döndü açıkçası. Şunu söyleyeyim tatile falan gittiler ya bunlar Euro 2020. Euro 2020'den elendiği için Rusya zaten takıma tatilini yapıp geri döndüler. Son mücadelesinin hazırlık mücadelesinde vardı. Kas ile karşı oynadılar. 3-1'lik galip geldiler. Ben Zenit'in yine... E, güzel bir başlangıç yapmasını Zenit zaten her sezon neredeyse güzel bir başlangıç yapan takımların bir tanesi kendi liginde. Kendi liginde zaten gediklisi, şampiyonu diyebiliriz burada. En büyük şampiyon adayı diyebiliriz. Takımı da genellikle büyük ölçüde şampiyon kadrosunda korudular. Kimkiye karşı galip gelebilirler. Kimkinin hazırlık maçlarına baktığımız zaman da hiç iyi sonuçlar almadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten son 5 maçı da zaten şunların hepsi hazırlık mücadelesi. Hepsine de bir mağlup olmuş zaten. Zenit takımı da burada zaten... Ben çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. 1.41 gibi oranı var arkadaşlar. Zenit'in burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. Hatta kuponuma da koydum. Zaten videonun sonunda da göreceksiniz bu kuponu. Zenit'in en az 2 gol atarak galibiyetini deneyeceğim. Rapid Wien ile Hartberg oynayacaklar. Rapid Wien'in arkadaşlar son mücadelesi var. Sparta 2-1 yani KG var almıştı, Kazanmıştık hatırlarsanız. Daha yeni zaten. Rapid Wien'in nasıl bir taraftarı var öyle. Ya aşık oldum ya taraftarına. Kale arkası. Ben bu kadar ateşli olduğunu bilmiyordum Rapid Wien maçlarının da. İzlediğim zaman hiç taraftar dikkatimi çekmemişti. Taraftar nasıl bir uğultu yapıyor, nasıl bayrak sallıyorlar. Hele kale arkasında bir bayrak var zaten. Dev bayrak yaptırmışlar nasıl sallıyorlar Rapid Wien taraftarına gerçekten aşık olmamak elde değil. Maçı izlediyseniz ben takip ettim. Canlısını da vermiştim zaten katıl grubumuzda. O yüzden arkadaşlar Rapid Wien tarafına ben çekineceğim şudur. Kuponumu almadım. Normalde ben her türlü değerlendirirdim bu mücadeleyi. Neden değerlendirmedim? Ondan bahsedeyim. Sparta Pırak'la yine bir mücadelesi var Rapid Wien'in. Şurada ekranda geliyordur. 2-1 galip geldi fakat ayın 28'inde deplasmana gidecek. Kafaları belki orada olabilir. Fakat ben burada yine bir Rapid Wien'e gideceğim. Nasıl gideceğim Rapid Wien'e? Ev sahibi bir buçuk üst yapacağım arkadaşlar. Rapid Wien'in iki golüne gireceğim. Olabilir olmayabilir anladınız mı? Yani çünkü akılları o maçta olabilir fakat da ilk maçları ligde, ligdeki de ilk maçları buraya da önem vermek durumundalar. Güzel futbol sergiliyorlar. Rapid V'nin iki golü ne? Umarım ekranda görülüyordur. Çünkü e, videolarımda yaparken biraz aşağıda kalıyor. Hatta şöyle yaparsam. Ben size onun göstermesinin de yolunu bulacağım. Ah! 10 numara yaptım. Ev sahibi bir buçuk üstünü şöyle gösterdiğim zaman 1.38 gibi orandan arkadaşlar Rapid Wien'in iki golünü de isteyenler değerlendirsin. Sparta Prak'la bir 28'inde mücadelesi olduğu için ben almıyorum fakat kendi ligine de önem gösterecektir. Ya çok fazla ateşlik takım kadrosu e, taraftarı vardı. Ondan dolayı etkiledi beni. Ev sahibi bir buçuk üstü burada önereceğim sizlere. Diğer maçımız Luzen'le Young Boys mücadelesi. Baktığımız zaman Luzern takımın hazırlık maçları arkadaşlar çok güzel gidiyor. Hazırlık maçlarını çok güzel tamamladılar. Genellikle gollü maçlar oynadılar. Young Boys'ta arkadaşlar Bratislava ile oynadı. Hafta daha iki gün önce oynadı arkadaşlar Young Boys takımı da. Young Boys takımı o mücadeleyi de 0-0'lık berabere kaldı. Maç geneline baktığımız zaman da Young Boys takımı daha etkiliydi. Fakat Young Boys'un kadrosundan bahsedeyim biraz sizlere. Bazı ilerideki futbolcuları satmışlar arkadaşlar. Ya satmışlar mı ben göremedim açıkçası. Tam detayını da öğrenemedim. Çünkü isimlerini hatırlamıyordum. Yani istesen bulurdum da pek de zorlamadım açıkçası. Yani yedek geçen sezonun yedek futbolcuları oynuyor. Yeni o siyahi genç yetenek futbolcuları oynuyor Young Boys takımında. Luzern'le karşı oynayacaklar bu mücadelede. Ben Luzern'in hazırlık maçlarını güzel geçirdiğini biliyorum. Young Boys'un da yine oynaması gereken bir mücadelesi var ayın 28'inde. İlk maç berabere kaldı. Akılları belki o mücadelede olabilir. Fakat Young Boys'un bir artık gol orucu var. O gol orucunu burada bozup Young Boys'un gol atmasını bekliyorum. Luzern'in de kendi evinde ilk maçta güzel bir hazırlık maçları geçirmişken gol bulmasını bekliyorum. KG var tercihini öneriyorum sizlere. Video çok uzun olmuş. Hemen ekrana kuponları getireyim ben size. Ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar ayın 23 ve 24'ünün kuponları var. Dinamo Moskova mücadelesine ben ilk kere bir buçuk alt bekliyorum. Salzburg mücadelesine KG var. Genk maçına da 0-2 çifte şans aldım. Zaten videonun içinde sizlere yüksek oranlardan bahsettim. İsteyenler değerlendirebilir. Bu arada bu arada videoya bir like atmayı kesinlikle unutmayın. Videoya like ataraktan da kanala destek olabilirsiniz. Ayın 24'ündeki kuponlara baktığımız zaman da Zenit mücadelesini en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Güzel maçına da KG var olarak aldım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirsin. Kesinlikle videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Nazar değmesin. Güzel bir gidişimiz var. Umarım kazanırız. Bol şanslar. Görüşmek üzere.